Baba Torik. Spor Toto Süper Lig'de Ankara'da Ankara Gücü Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu haftanın iki olaylı takımı diyelim, karşı karşıya seyircisiz bir karşılaşma olacak. Ümit Özat görevinin başında ama 5 maç cezalı, dolayısıyla tribünde bu hafta içinde olan malum olaylardan dolayı, taraftarla problemden dolayı. Beşiktaş ise maç kazanamadıktan sonra yaptığı basın toplantısıyla bu hafta gündeme geldi. Beşiktaş camiası diyelim, hani yönetimin de başı çektiği bir hareketle sertlikten yakınıyorlar. Ve yıldız futbolcularının oynatılmadığından yakınıyorlar. Ki büyük ihtimalle dünyanın hiçbir yerinde yapılacak bir şey değil bu. Ben bu tür şeyde çok ciddi saçma buluyorum. Hatta komik derecesinde saçma buluyorum. Daha önce bu tür serzenişlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'de bulunmuştu. Onlar da en az bu kadar saçma ve komikti işin açıkçası. Çünkü Türkiye Ligi'nde her ne kadar sertlik varsa da yurt dışındaki normal topa sertlik burada yok. İşin açıkçası hakemlerin çaldığı düdüklerin seyircilerin de baskısıyla bazen faul olmayan şeylere büyük takımlar adına, her büyük takım adına faul çaldığını görüyoruz. Faul sayısı çok fazla ama kart sayısı az gibi bir serzenişte bulunuyorlar. Çalınan faullerin çoğu faul olmayınca hakemin oraya sarı kart göstermesi de yine hata olacak sonuçta. Dolayısıyla Beşiktaş'ın aslında bu kadar yıldız transferine rağmen sonuç alamamasının tabii en büyük nedeni şu, bence transfer konusundaki prensip asıl şudur. Takım geriden kurulur. Fakat Fener Galatasaray'da aynı şekilde, Fenerbahçe'de aynı şekilde ve aynı hatayı şu anda Beşiktaş da yapıyor. Takımın defans ve özellikle kaleci alanındaki eksikliği ikinci yarıda Beşiktaş'a çok büyük zorluklar yaşatıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ilk yarıda bitiremediği, hani skor anlamında bitiremediği her karşılaşma Beşiktaş için problem olacak. Bunu bütün maçlarda görüyoruz. İlk yarıda da gördük. İkinci yarıdaki takviyeler de tamam, hücumu çok ciddi şekilde destekleyici ve göze hoş gelen bir hücum kombinasyonu yapabilecek bir takım yarattı Beşiktaş. Fakat ikinci yarıda bu oyuncuların oyundan biraz düşmesiyle, rakip takımın biraz daha sahaya yayılmasıyla birazcık daha Beşiktaş'ın aleyhine dönüyor. Bu aleyhine döndüğü andan itibaren de arka taraftaki ki oynadıkları sistem anlamında defansın çok ileride olması arka tarafa giden toplarda Beşiktaş'ı zor duruma sokuyor. Son 4 sezonda bu fikstürde Beşiktaş 3 kere kazanmış. Bir kere de berabere kalmış. Ama tabii şöyle bir şey de var. 97-98 sezonunda en son Ankara'da yenildi Beşiktaş. Dolayısıyla bu Beşiktaş için genelde rahat bir deplasman. Ankara Gücü garip bir takım. Çok iyi bir futbol oynayamadı bütün sezon boyunca. Ama şunu hatırlamak lazım. Raycard'ı gönderen takım Ankara Gücü. Aykut'u da neredeyse gönderen takım Ankara Gücü olacaktı. Toplam bu takımlara karşı 3 tane galibiyeti var. Kupada ve ligde Ankara Gücü'nün. Ve büyük takımlara karşı takımın daha motive oynadığını söylemek mümkün. Beşiktaş'ın 32 puanda 5. sırada, Ankara Gücü'nün ise 22 puanda ve 13. sırada olduğunu yeniden hatırlatalım notlarımızın arasında. Ankara Gücü ise bu fikstürde son 4 maçta sadece 1 gol atmış. Tabii Ankara Gücü'nün bu haftaki motivasyonunun ne derece güçlü olacağını göreceğiz ama Beşiktaş'ın bu karşılaşmada kendini kanıtlamak adına çok ciddi efor sarf edeceği de kesin. Bu hafta içindeki özellikle bu Beşiktaş yönetiminin yarattığı bu gürültünün takımdaki yansıması, Schuster'deki yansıması nasıl oluyor, ona da bakmak lazım. Ben burada Beşiktaş'ın yine favori olduğu kesin, bol gollü bir karşılaşma bekliyorum öncelikle. Beşiktaş ilk baştan da karşılaşmaya her zaman olduğu gibi hızlı ve baskılı başlayıp golü de bulursa Ankara'daki deplasmanların, rahat deplasman galibiyetlerinden bir tanesini daha ekleyebilir. Ama dediğim gibi burada Ankara Gücü'nün motivasyonu önemli. Özellikle ilk yarıyı berabere bitirirse Ankara Gücü, ikinci yarıda defansın arkasına sarkması daha kolay olabilir. İşin açıkçası 3 sonuçlu bir maç bu.
çok belli olacak maç değil. Dolayısıyla sürpriz aranabilecek bir karşılaşma. Ama sürpriz olmayan bir şey var. Bence bu karşılaşma kesinlikle üst bitecek. Bol gollü bir maç bekliyorum. Ama Ankara Gücü'nün de en az Beşiktaş kadar bu maçtan puan alma şansı var. Baba Torik.